FIA Formula 1 takımlarını Belçika Grand Prix'sinden itibaren sıralamalarda yapılacak değişiklik konusunda bilgilendirdi. Bu yaptırıma göre sıralamalarda ekstra güç sağlayan motor modlarına izin verilmeyecek. Bu değişiklik daha çok sıralamalarda diğerlerinden daha fazla güç elde eden Mercedes motorları takımları etkileyecek gibi. Böylelikle Racing Point ve Concorde anlaşması konusunda son dönemde sıkıntılar yaşayan Mercedes ve diğerleri arasındaki gerilim daha da artacak gibi görünüyor. FIA'dan Peter Bayer takımlara göndermiş olduğu tek teknik konuları içeren mektupta sıralama modlarına dikkat çektiği Sıralamalarla yarış arasında motor modları arasında değişiklik yapılamayacağını bildirdi. Mektupta açık bir şekilde FIA'nın hem sıralamalarda hem de yarışta aynı motor modlarının kullanılmasını istediği belirtildi. Bu mektubun doğrudan kural koyuculuk özelliği bulunmuyor ancak önümüzdeki günlerde bu kuralın Belçika Grand Prix'sinden itibaren hayata geçmesi için teknik direktif yayınlanacağı belirtildi. Mektupta FIA Formula bir kurallarının ikisine gönderme yaptı. Bu maddelerden ilki teknik kuralların お待ってで。 FIA teknik delegesini ve hakemleri hafta sonu boyunca aracın her zaman kurallara uygun olduğu konusunda memnun etmek her bir takımın sorumluluğundadır. Aracın tasarımları, tüm bileşenleri, güvenlik özellikleri dahil tüm sistemleri, materyal ya da donanımın fiziksel incelemesine kurallara uygun olmalıdır. Hiçbir mekanik tasarımın kurallara uygun olduğunun kanıtlanması için yazılım incelemesine bağlı olunmaz. Yapısı gereği elektronik sistemlerin kurallara uyumu, donanım, yazılım ve veriler aracılığıyla belirlenebilir sözlerine yer veriliyor. Gönderilen mektupta kullanılan motor modlarının çok sayıda olmasının ve karmaşıklığının FIA'nın güç ünitelerinin belli alanlarda kurallara uygun olup olmadığını görüntülemesini zorlaştırdığına dikkat çekildi. Bir diğer referans gösterilen kural maddesi sportif kuralların 27.1. maddesi oldu. Bu maddede pilotların aracı yalnız ve yardımsız kullanması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda pilotların içten yanmalı motor modlarında yaptıkları değişikliklerin yalnız ve yardımsız ilkesine aykırı olabileceği belirtildi. Az önce belirtilen endişeleri ortadan kaldırmak için gelecekte sıralamalarla yarışta motorların tek bir modda çalışması gerektiği yönünde teknik direktif gönderileceği, bu değişikliğin SPA yarışından itibaren devreye gireceği belirtildi. Takımlar henüz detayları almadıkları için bu değişikliklerin kendilerini tam olarak nasıl etkileyeceğini bilmiyorlar. Bahsi geçen tek motor modu sadece sıralama performansını değil, aynı zamanda yarış içerisine dayanıklılık endişeleriyle motoru kısma gibi ayarlamaları da kısıtlayacak gibi görünüyor.